İşte Türkiye sevdalısı lider. Hayatına milletine vakfetmiş. Bugün Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde yeni bir hizmetin açılışı için hep beraberiz. 15 sene yatırımlarımızla, ekonomiyle, ihracat, tarım, sağlık demokrasisiyle bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. 15 sene boyunca yapılamaz denen ne varsa hepsini tek tek gerçekleştirdik. Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştürdük. 20 bin kilometre yol yaptık. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilsin. Bu yolların tamamı değerli kardeşlerim, bu yolların hepsi milletimizin gönlüne, muhabbetine samimiyetine vasıl olmak için bir araç, bir vesile. Yollar millet içindir. Yollar millete hizmet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş yolu da incitir, yolcuyu da incitir. FETÖ'cülerin bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı, yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değildir. Bu bir gaflet yürüyüşüdür. Gaflet! Türkiye Türkiye iktidarları dönemine bir çivi çakmamış. Bu tür siyasi fantazilerle milleti meşgul ediyorlar. Değerli kardeşlerim. Ana muhalefet partisi genel başkanı yürüyüş yapıyor. 19 gündür yürüyor. Aslında aslında bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. O da nedir biliyor musun? Yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü, başka türlü anlayamazdım. Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem şöyle İzmit'ten bu tarafa gelirken şurada Kurtköy sabahından bir Yavuz Sultan Selim yoluna da bir de gir bakalım. Orayı da bir gör. Dört şerit, dört şerit gidiş, dört şerit geliş. Eğer yol yürümeye devam edersen ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için Gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclistir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenler, tiyatro diyenler, gerçek darbe 20 Temmuz'da olmuştur diyenler 7 Ağustos yeni kapı ruhunu anlamamış demektir. Eğer 20 Temmuz darbe ise 7 Ağustos yeni kapıdaki o mahşeri topluluk nedir? Oraya niye geldin? İnsana sorarlar. Değerli kardeşlerim, bakın fetocular ve Bölücü terör örgütünün Öyle veya böyle Desteklemek anlamına gelen Hiçbir şey Milletin Kabul edeceği iş değildir Ve Bugünlerde Fetocuların davaları görülüyor Mahkemelerde birer tiyatro oynanıyor adeta Sanki Bunlar hiç bu işi yapmamış. Ne görmüşler, ne içinde olmuşlar, ne de böyle bir işin işlemişler. Böyle bir hainliği. Bakın, bütün bunların akıl hocaları diyor ki, bak yukarıda terörist başı diyor ki, önce reddedeceksiniz. Sonra tevil edeceksiniz. Daha dolmadı. Da bize işkence yapıldı diyeceksiniz. Türk mahkemelerinden siz bir şey beklemeyin. Yabancı ülkelerin mahkemeleri size yardım edecek, sizi kurtaracak diye onları motive ediyorlar. Şimdi Bakın, ben ben gazile, gazilerimizden, şehit yakınlarımızdan ve milletimizden şunu istiyorum: Türkiye bir hukuk devleti. Bu yargılamalar yapılacak.